Hey, ne oldu? Ufaklık dinle, bak ne diyeceğim. Hani helikopterlerle falan beni o binaların arasında kovalıyordun ya. Evet. Yani kusura bakma. Hayır, diyecektim ki sana verdiğim duman olaylarını kıvırmaya başlamışsın. Evet. Bir tane daha öğretmeni isteyeceğim. Bir keresinde kuleden kaçmışsın. O elektrikli çitleri nasıl geçebildin? Karşı çatıda bir transformatör var. Onu kapatmalısın. Ama yine de fayda etmez. Ne var ne yok zırt döşeli. Ayrıca DUP kuvvetinin yarısı da orada. Evet ama belki birlikte çalışırsak... Bak, benim uzmanlık alanım öyle yerlerden çıkmak, girmek değil. Dinle. İkimizin de Augustine'e ulaşma sebebi var. İkimiz de ondan bir şey istiyoruz. Ama bunu kendi şartlarımızda yapmalıyız. Onunkinde değil. Onu kalesinden çıkarıp buraya çekersek o zaman şansımız olur. Fikrin var mı? O zırhlı otobüste yanımda olan iki veledi hatırlıyor musun? Fetch de Eugene. Galiba. Neyse, DUP onları yakaladı. Ne? Az önce oldu. Önceki patırtı ondanmış. Herhalde beni rahatlatmak için zemin hazırlıyor. Onları DUP'nin iki adı arasına yaptığı koca beton platforma gönderiyor. Yardım etmeliyiz. O platformun karşısında bir iskele var. Güneş batmadan orada buluşalım. Orada olacağım. Reggie, Eugene ve Fetch. Duydum, duydum. Hank ile 32. iskelede buluşacağız ve... Nelson, düşünüyorum da son zamanlarda birçok masum insan öldü. Normal insanlar. Normal mi? Reggie'nin aynı meseleyi tartışmayacağız değil mi? Sırf birkaç biyoterörist serbest kalsın diye sana yardım ederek bu sayının artmasına izin verir miyim bilemiyorum. Reggie. Ben bir polisim. Bu tür şeylere engel olmam gerekir. Bak, işim bitince beni ara ve beraber salmon koyuna dönelim. Nelson, Hank'e dikkat et. Ona güvenmiyorum. Reg, ne işin var burada? Bak, orada insanlar var. Yardımımıza ihtiyaçları var. Onlar ne biyoterörist ne de... konduit. Sıradan insanlar. Sağ ol. Ayrıca burada olduğun için de sağ ol. Aynasızın ne işi var burada? O benim abim, tamam mı? Benim için geldi. Pekala. Ne düşünüyorsun? Araştırma yapıyordum. En iyi ihtimal rıhtımın uzak kısmı. Çok açıkta değil. Düşündüm de siz ikiniz şu duman yeteneğinizle... Sağ ol. ...önde dikkat dağıtırken ben de bir tekneye el koyup içeri girerim. Neden ilk sen giriyorsun? Çünkü ben polisim. Yani ben tekneye el koyduğumda yasal oluyor. Sen tekneyi çalarsan seni içeri tıkarım. Harbiden de tıkar. O halde içeride görüşürüz, değil mi? Evet, içeride görüşürüz. Dikkat et, oldu mu? Hadi, görünmeden adaya gidebileceğimiz bir yol biliyorum, yürü. Bak anlatayım, Augustine'in seni öldürdüğünü gördü. Sen onun beni susturduğunu gördün. Arada çok fark var. Polisi karıştırmayacaktın, bu bir hataydı. İlginç, o da sana aynı şeyi dedi. İşte burası. Buradan girersek adanın tam ortasından çıkarız. Bundan emin misin? Hey, o kuledeyken bir şeyler gördük herhalde. Bir şey daha var. Orada robotumsu şeylerinden de var. Şu senin güç aldıklarından. Sen onu nereden biliyorsun? Augustine'i ezmeden önce yeni bir güç alsan eminim fena olmaz. Hadi yürü. Şimdi yukarıda epey büyük bir ordu var. O yüzden bence şu ana destek sütunlarını kıralım. Gürültüyü duyarlar ve kontrol etmeleri için aşağı adam yollarlar. Adamları teker teker ak. Ne demiştim? Üzgünüm, sana güvenmedim. İşte böyle. Bu Curden Kane intikamı puş derim. Ah!
Bu şeyleri kırdığımıza inanamıyorum. Gücünün birazını cüplara sakla. Çocuklar baş belası. Benim gibi birine bulaşarak ne elde edeceksin dangalak? Sunuyorum. Savaşmak neymiş göstereceğim. Birlik olursak bizi kimse durduramaz. Şey, Agustin'in sağ solu belli olmaz. Savaşmak neymiş göstereceğim. Şu truplar baş belası. Benim gibi birine bulaşarak ne elde edeceksin dangalak? Geri ısınıyorum. Bu kadarı iş görür. Yukarı çıkma zamanı. Ya baksana sen nereden? Hadi her an gelebilir.
Şunun icabına baktık mı hepsi kıçının üzerine oturur. Ne oldu? Birden güvenemez mi oldu? Bilmiyorum. Bir terslik var gibi. Reggie yarasam iyi olabilir. Hank! Henry! Beni hayal kırıklığına uğratmadın. Dediğini yaptım. Sen de sözümde dur. Seni orospu çocuğu sana güvenmiştim. Asla bir mahkuma güvenme. Bakıyorum sana uyan bir şey bulmuşuz ama yine de emin olalım. Abim bu yaptığını öğrendiğinde öyle bir... Öyle bir ne? Beni vurabilirdin. Beni meleklerle havaya uçurmanın karşılığıydı bu. Hadi kalk ayağa. Gel de kelepçelerini çıkartayım. Bu taraftan seni koruyacağım. Reg, Agustin yaşıyor. Geri gelecek ama bu beton zımbırtı yüzünden güçlerimi kullanamıyorum. Ne oldu be? Hepsi tuzakmış. Hank bizi Agustin öldürsün diye buraya getirmiş. Söylemiştim. Aa, neden böyle yaptı hala anlamıyorum. Çünkü o kötü biri. Kötüler de kötülük yapar. Süper güçlerin olabilir. Ama birazcık abinin sözünü dinlesen dünyanın sonu olmazdı. Bu halde savaşam. Tamam, buraya gel. Deniyorum. Ne oluyor lan? Hallediyorum. Kusura bakma, el bombam bitti. Eski usul halledeceğiz. Nasıl yani? Ellerini şuraya koy. Kıpırdatma. Oldu işte. Ona güvenemeyeceğimizi biliyordum. Tamam, sen haklıydın. Sözünü dinleseydim burada olmayacaktın. Ama madem ki buradayız... Hay aksi! Dikkat! Dur! Kardeşimi rahat bırak kaltak! Hayır, olamaz! Beyci! Bana bak. Beni bırakman gerek. Yok, yapabilirim. Beni yapabilirim, yapabilirim. Bu şey sana da ulaşmamalı. Seninle gurur duyuyorum. Hayır. Her zaman duydum. Hayır. Reci, yapma. Seni seviyorum kardeşim. Hayır. Oh,
işkence ettin. Öldürdün! Canavar!
var.
Onu öldürdün. Ben Turnbite. DUP ile ufak bir biyoterörist grubu arasında yaşanan büyük çatışmadan gelişmeleri aktarıyorum. DUP tarafından yapılan devasa yapının Puget Körfezi'nin buzlu sularına batışını görebilirsiniz. Görgü tanıklarına göre olaydan tek sağ çıkan DUP Başkanı Brooke Agustin, kendisinin DUP'nin 2 hafta önce gelişinden bu yana merkez üssü olarak hizmet veren devasa beton kuleye gittiği söyleniyor. Ancak şu ana dek Bayan Agustin'e ulaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı. Şu ansa DUP'yi destekleyen bölge vatandaşlarının gösterileri konusunda raporlar alıyoruz. Seattle'daki biyoterörist ayaklanmasının ne pahasına olursa olsun sonlandırılmasını istiyorlar. Ben USTV'den Kurt White. Seattle'dan canlı yayındaydık. Üzgünüm, biliyordum. Hank'e güvenme demiştin ama ben seni dinlemedim. Ama sana yemin ederim, o aşağılık herif bunu ödeyecek. Hank, Dautrey nerede? Agustin'le anlaştığını biliyorum. Nerede o? Dautrey'nin nerede olduğunu söyle.
kesin. Lanet olsun. Birini canlı bırakmalıydım ki cevap versin. En azından yaşadığını biliyorum. Sadece onu bulmalıyım. Dur, daha önce aramıştı. Numarası gelen aramalarda olmalı. İşte. Acaba Duke niye Hank'in peşinde? Vurup duruyorlar. Sanki savaş çıkmış gibi. O Hank denen aşağılık herif tekrar kaçamayacak. Yapmış. Hank! Orada mısın? Senden korkmuyorum Hank. Hank'i kaybettim. Yine sinyalin yerini bulmalıyım. Terörist bir pislik bu şehirden sağ çıkamaz. Bir anlaşmamız vardı. Hayır, senin anlaşman vardı benim patronumla. Kendisi burada değil.
Ama buradakiler siz biyoteröristleri avlamaya geldi. Kendi adamlarını sattıktan sonra kaçmalarına yardım etmeye değil. Gözcük yedicikler. Ben istediğinizi yaptım. Sözünü tutmalısın. Sözüm mü? Ben siz bir yutayım. Agustin anlaşmamızı bozduğunu hele bir öğrensin. Bayan Agustin, biyoterörist destekleriyle kendi kulesinde anlaşma yapıyor. Burada olduğunu biliyorum. Ve çatıları seviyor gibi. Kesinlikle o burada değil. Geriye sadece çatılar kaldı. Yakınlaşıyor olmalıyım. Galiba bu izleyiciye bir şans daha vereceğim. Biliyor musun? Ta şehirden çıkmadı. Evet, sizin adamlarınızın leşleri... Bir marineye gidiyor. Karadan kaçıyor. Galiba Hank'le yollarımız yine kesişmek üzere.
annesi. Orospu çocuğu. O karı Reggie'yi öldürdü. Bilmiyordum, yemin ederim. Bilmiyor muydun? Bizi tuzağa düşürdün. Zarar vermeyeceğim demişti. Sadece konuşacağım dedi. Sen de ona inandın mı? Kadın arkasında tonla ceset bırakmış. Ama hiç Conduit öldürdüğünü duymamıştım. Sen olmasaydın kardeşim hala hayatta olacaktı. Kızın elindeydi. Sen de bizimle gelsene. Ortadan kaybol. Kendine dikkat et Hank. Geliyorum canım.